Herkese merhaba sevgili tarihsever dostlar. Bugün Rodos adasındaki Kamiros kentinde darp edilmiş olan bir sikke örneğini inceleyeceğiz. Sikkemiz 6. ayın 5-2019 yılında 450 Euro'dan müzayedeye girmiş. 4200 Euro'ya müzayede satışı gerçekleşmiş. Şimdi 21 Aralık 2021 yani bugünün Euro'nun bugünkü kurundan hesapladığımız zaman ise 64.680 TL gibi bir miktar tutmuş bu sikke. Şimdi sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman ise 5 ayrı lobağa ayrılmış bir incir yaprağı figürü resmedilmiş sikkemizin ön tarafında. Arka tarafına geçtiğimiz zaman ise bir incus görülmekte, fakat bu sefer incus kara değil de dikdörtgen şeklinde darp edilmiş. Bu da o Kamiros kentinin kendine has bir darp tekniğidir. Şimdi sikkemiz 12.9 gram ağırlığına sahip bir sikke. Gümüş bir sikkedir. Sikkemizin formuna bakacak olursak böyle tam yuvarlak bir formda değil. Formu biraz daha bozuk, girintili, çıkıntılı. Şimdi bu para için eksi bir formdur, yani eksidir. Görsellere bakacak olursak görsellerin kabartmaları belli ama fazla bir net değil, yani göze hoş hitap eden bir çekiciliği yok. Yine incir yaprağı yine güzeldi. Arka taraftaki bu incisin içindeki noktalar eğik büyük, kayık, deformeler var. Eski bir sikke olduğu için, yani uzun zaman önce basıldığı için dönem eskiliği diye tabir edilen, bir de kullanım eskiliği diye tabir ettiğimiz eskimeler, yani deformeler mevcut. İşte bu da para için eksi bir durum. Yani bunlar daha güzel olsa formları, para yuvarlak bir formda olsa, dönem eskilikleri olmasa, para şöyle ışıl ışıl parlasa, çil çil olsa fiyatı daha yüksek olurdu. Sevgili dostlar, şimdi sikkemizin ön tarafına geldiğimiz zaman işte bu incir yaprağının sağ üst köşesinde yine orada bir baskıda mı hata olmuş, yoksa kullanılmadan dolayı orada bir yaprağın bir uç tarafı çıkmamış. İşte bu da bir eksi. Biraz önceki saymış olduğumuz deformelerden yine aynı şekilde bir deforme. Bu da paramızın kondisyonunu kötü gösteren durumlardan. Sevgili dostlar, anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.